Merhaba. Adım Ogün. Yaşım 32. Hikayeye nereden başlayacağımı inan bilmiyorum. Bu satırları okuduktan sonra seslendirip seslendirmemeyi iyi düşün kardeşim. Ben, gerek senin korku hikayelerini, gerekse senin gibi diğer seslendirenlerden çok hikaye dinledim. Ama dinlememdeki amaç asla ve asla hangi insanlar ne yaşamış diye değildi. Yaşadıklarımı anlamaya çalışmaktı belki. O kadar çok şey yaşadım ki, az önce de dediğim gibi, nereden başlayacağımı bilemiyorum. Olayları şöyle özetleyeyim. Rahmetli annemi hiç tanımadım. Ve onu öldürenlerin cinler olduğunu söyleyen bir babayla büyüdüm. O zamanın ahalisini araştırıp soruşturduğumda ise annemin köydeki yamaçtan aşağı kendini bırakıp intihar ettiğini öğrendim. Ama babama soracak olursam, onu cinler öldürmüştü. Bize anlattığı her vakitte şöyle söyledi. Zamanında bir ilme vakıfmış ve bu ilimden dolayı ya beni ya da annemi istiyorlarmış. Ama dediğim gibi babam diğer insanlar gibi onun normal olduğuna ve normal öldüğüne inanmıyordu. Cinlerin ondan hesap sormak için annemi öldürdüğünü söylüyordu. Şu an bu yazdığım satırlar gibi devamı daha ilginç olacak. Onun için dedim başta kardeşim, seslendirirken iyi düşün diye. Nereden başlasam bilemiyorum. Benim onlarla tanışmam, hikayelerde dinlediğim, filmlerde gördüğüm gibi gece vakti değildi. Ya da herhangi bir şeye bulaşmam değildi. Ne büyücü, ne sihirbaz, ne de medyum tanırdım. Normal. Küçükken babamın anlattığı travmayla büyüyüp mecburen unutmak için gayret ve normal yaşamak için hırs yapmıştım adeta. Ama kaçamıyor galiba insan. Bilemiyorum. Belki de yaşamam gerekiyordu. Yaşamaya da devam ediyorum aslında. Pek sık değil. Onları tanıdığım vakit 21 yaşlarımda bir yurtta eğitim için kalıyordum. O yurdun ismini vermek istemiyorum ama tarifimden o yurdu bilecek insanlar çıkacaktır. Öyle bir yurtta kalıyordum ki merdiven köşesine bakan odadaydım. Ama her zaman normal olan o merdivenin o kısmında bir tuhaflık sezmeye başladım. Bir öğleden sonraydı. Herhangi bir ihtiyacımı karşılamak için kantinine doğru gidiyordum. Önümden birkaç gölgenin geçtiğini gördüm. Ve anlam vermeye çalışmak zor olsa da her insan gibi herhalde fazla çalıştım. Yorgunluğumdan göz yanılması olsa gerek diye düşünüyordum. Pek de öyle durmuyordu açıkçası. Gölgeler sanki her gün farklı yerlere doğru gidiyordu. Bu gölgeler her geçen gün daha farklı hal almaya başladı. Onları ne zaman görsem çok solukken daha da netleşmeye başladı gözlerimde görüntüleri. Kimisini ufak ufak, kimisini uzun, kimisini ise yarısı duvarın içinde, yarısı duvarın dışındaymış gibi görüyordum. Rüyalarımda küçük, mavi, insan desem insan değil, herhangi bir şeye benzetemediğim bir silüet gibiydiler. Konuşmuyorlardı. En azından anladığım dilde değildi. Ne dediklerini anlamaya çalışsam da kafaya fazla taktığımdan deyip rüyayı umursamamaya çalışıyordum. Ama sürekli tekrar etmesi beni rahatsız etmeye başlamıştı. Güvendiğim ve arkadaş bildiklerime konuyu açtım. Onunla yetinmeyip internetten de rüyanın anlamlarını aramaya başladım. Malum, internetteki palavra bilgi. Hangi rüyayı görürsek görelim, bolluk ve berekete çıktığını ve sıkıntıların giderileceği yazıyordu. Rüyamın hiçbir zaman anlamının cevabını asla bulamadım. Onlarla dedim yani, görüntüler her gün daha netleşiyordu diye. Gerçekten öyleydi. Her gün daha net görüyordum onları. Ama neden, niçin olduğunu bilmeden artık uyumak korkulur vaziyet almıştı benim için. Bilmiyorum kaç insan var uyurken korkuyor veya uyumaktan korkuyor bilemem. Ama 5 yıl boyunca böyle geçti.
Uyanık kalmak için her yolu deniyordum adeta. Ne için rahatsız edildiğimi bilmiyordum ki. Sonrasında bir tatilin kendime iyi geleceğini düşünmüştüm. Yurdumdan izin alıp tatile ayrıldım. O tatile hiçbir zaman çıkmamalıydım belki de. Pek arkadaşım yoktu. Pek de insanlarla konuşan bir tip olduğum söylenemez. Gerçi bugün de değişmiş değilim hani. Neyse, sözü uzatmayayım. Ayvacık tarafında bir ormanda kamp yapmaya gittim. İlk gün gayet güzel geçti. Ve gördüğüm korkunç rüya olarak adlandırdığım, onları görmediğim için çok mutluydum. Sonra kendimi teskin etmeye başladım hatta. Bak gördün mü? Yorgunluktan oluyormuş. Doğa sana çok iyi geldi. Diye kendimi mutlu etmeyi başarmıştım ilk gün. Ama o ilk günün gecesi, çadırımın içinde asılı olan ışığımın ve çadırımın etrafında gölgeler görmem beni tedirgin etmişti. Aklımda hiç onlar yoktu. Çünkü onları rüyamda görmemiştim ve gündüzde kendimi gayet ikna etmiştim hani. Ama daha garip olan bir şey vardı. Hayrola bu saatte kim ola ki ormanda diye yanımda taşımış olduğum meyve, sebze ve ekmeğimi kesmek için bulundurduğum bıçağımın da kendimi savunmak adına alıp çadırımdan çıktım. Pek cesur biri de değilim aslında ama belki korkuturum düşüncesi işte. Dışarıya çıktığımda ise kimsenin olmaması daha garipti. Çünkü çadırın içine baktığımda gölgeleri görüyor, çadırın dışından bakan kafamla etrafa baktığımda ise çadırın etrafında hiçbir şeyi görmüyordum. Ne olduğunu anlamak ve kötü şeyler aklıma getirmemek için uzakta bir yerde ay ışığından dolayı herhangi bir ağacın dalı veyahut da gölgesidir galiba diyerek kendimi teskin etmeyi başarmışken sabit duran gölgelerin hareketlenmesi, ara ara hızlanması tedirgin olmam için yetmişti. İlk işim jandarmayı aramak oldu. Konumumu bildirdim ve yardım istedim. Sanki o saatler geçmeyecek gibiydi. Çadırda artık güvende değildim. Ama çadırın dışında da güvende olabilmem mümkün değildi. Korkudan çadıra giremedim. Gözüm yollardaydı. Jandarmayı bekliyordum. Ve defalarca jandarmayı arayıp yardım istedim. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Kalbim tutuluyor. Nefes almakta zorlanıyorum gibi ikazlarla onları ne kadar hızlandırabilirim diye düşünürken tek amacım görmediğim o gölgelerin beni ciddi anlamda gerdiği ve anlamsızca nefesimi nasıl kesebildiğini anlamaktı. Belki tıp dilinde gerilmeyle olan bir gerginlik sebebiyetiyle nefes darlığıydı ama o an benim için hiçbir şeyin anlamı yoktu. Bu lanet ormandan çıkmak istiyordum, hepsi bu. Sonrasında ileriden çalıların arasından sesler duymaya başladım. Hayır dedim kendimce. O sese doğru gitmeyeceğim. Hayır. Asla gitmeyeceğim. İnsan, hayvan veyahut da bunu yapanlar her neyse tehlikeli birileri olabilir diye kendime öğütledim. Ta ki çadının arasından saydam olan o gölgelerin net bir şekilde uzun boyuyla karşımda belirmesiyle geçici dilimin tutulmasına ne dersin peki? Yerime koy kendini. Nasıl bir çaresizlikle kaldığımı anlarsın. O an gözlerimi kapattım. Dizlerimi üzerine çektim. Ve ne yapacağını bilmeyen bir zavallı gibi bekledim orada. Nasıl beklemişim bilmiyorum ama jandarmaların gelmesiyle kendime geldiğime eminim. Jandarmaların adımı seslenmesine bile inanmamıştım hatta ilk başta. Öyle korkmuştum ki başımı asla yerden kaldırmıyordum. Ta ki jandarmalar beni bulup bana dokunduğu ana kadar aklımla oynuyorlar diye korkmuştum. Jandarmaların sesini bile taklit ettiklerini düşündüm. Öyle değil işte. Onlar bana dokunana kadar mecburen bekledim. Jandarmalar beni neyin korkuttuğunu sordular. Anlattım. Çalıların arasında çıkan o silüeti de, ilk başta korkmaya başladığım o anı da hepsini anlattım. Bir psikiyatriye görüktünüz mü dedi.
Bunun ne anlamı var desem de tavsiye ederim ve sonrasında da başka yardımcı olabileceğiniz bir şey var mı diyerek ve konuya vakıf olmadığını ve en mantıklı işin bir psikiyatriye yürütmek olduğu tavsiyesini verip beni o gün misafir ettiler. Bunun üzerine ne diyeceğimi bilemiyordum. Ve konuşmalarımdan etkilenmiş olacaklar ki durumu babama haber etmişler. Ertesi günün sabahında kahvaltıdan sonra telefonum çalıyordu. Babam arıyordu. Jandarmalar oğlunuz iyi değil dedi. Hayırdır kavgaya mı bulaştın diye sordular. Hayır baba dedim. Herhangi bir kavgaya bulaşmadım. Aslında seninle yüz yüze konuşsak daha iyi olabilir dedim. Gelmek istersen buyur diye davet etti. İlk uçakla yanına gittim. Ve babama yaşadığım her şeyi anlattım. O günden sonra eğitimin bitmek noktasına geldi. Babam, artık konuşmanın vakti geldi diyordu. O vakti gelen şey belki de benim sonum olacaktı. Tanımadığım annemin ölümü gibiydi belki de. Belki de hala öyle olacak. Bilmiyorum. Babamın zamanı geldi dediği şey, tövbe ettiğini söylediği o ilme tekrar bulaşmasına vesile oldu. Ve neden böyle bir şey yaptığını sordum. Yaptığı ritüele benzeyen eylemi anlatmayacağım. Herhangi bir taklit edilme veya benzeri davranış içermesin diye. Çünkü gözümle görüp bana yapıldığını bilsem de maalesef neler hissettiğimi hiçbir cümleyi yazarak anlatamayacağım için tarif etmememin de daha uygun olduğunu düşünüyorum. Babamın bahsettiği zamanı gelmiş olan şey ise artık hayatta kalabilmem için 24 saat mezarda beklemem gerektiği ve onlara asla ve asla korkmadığımı göstermem gerektiğini söylüyordu. Korkmamak ve ben. Kamp yaparken çadırda gördüğüm bir silüet yetmişti oysa şuur-u şirazemin kaymasını ve babam beni mezarda beklemekle görevlendirmek istiyordu. Kaçınız cesaret edebilir de bilmiyorum. Aslında ben de cesaret edebildiğimden değil ya. Babamın ağlamasına dayanamadığımdan kabul ediyordum. Anneni onlara kaptırdım. Annene yaptıkları gibi seni de almalarına müsaade etmek istemiyorum. Senin acını gösterme bana diye yalvarıyordu ve ağlıyordu. Tabii bu ilmin çözümü var mı, yok mu bilmiyordum ki. Ve mecburen babamın gözyaşlarına dayanamayıp götürdüğü mezarda beklemeye koyuldum. Mezar çok huzurlu gibi geldi bana. Sessiz ve sadece sessizlik vardı orada. Birden düşünmeye başladım. Bunca insan ölmüş ve sonra dünyayı düşünmeye başladım. Peki biz ne için uğraşıyoruz diye. Ölümü anlamaya çalışıyordum sanki ama keşke o sessizliği tamamen dinleyebilseydim. Birden insan silüeti gibi ve biraz diyebileceğim kadar yamukumsu olan silüetler belirdi. Tek yapmam gereken korktuğumu belli etmemekti hani. Bırakın belli etmemeyi. Birkaç tane silüet görmemle mezarın içinde nasıl koşturmaya başladığımı anlatamam. Hayatımda ilk defa babamı öyle görüyordum. Kapının orada dualar okuyor. Hayır sakın çıkma diye ve kabirlerin bulunduğu mezarlıktan çıkmama izin vermiyordu. Öyle çığlıklar attım ki babam yine karşımda ağlıyordu. Bağırma, kimseyi buraya toplama, kimseye durumu açıklayamayı istiyordu. Nerede olduklarını soruyordu bana. Ben de onları gördüğüm yeri ağlayarak parmağımla gösteriyordum. Tamam diyordu, bana bak sadece. Onlara bakmak zorunda değilsin ama buradan asla çıkma diyordu. Ve ilk defa duyduğum Kur'an ayetleri okuyordu. Amin diyordu ve çok sıklıkla yardım et ya Rabbi diyordu. Daha vahim olan ise babamı o gün orada kaybetmekti. Babamı canlı canlı bir şeyin çekip sürüklediğini gördüm. Öyle sürüklediler ki artık orada durmanın benim için bir anlamı yoktu. Babamı kurtarmak için babama koştum. Ayaklarına sarılmaya çalışsam da mümkün olmadı. Bunu nasıl anlatabilirim ki? Hangi cümleyle bilmiyorum. Birçok psikiyatriye, birçok insana anlattım. Güzel hikayeymiş dediler. Veya yönetmenlik düşünür müsünüz? Senaristlik düşünür müsünüz dediler. Birçok kez dilime geldi. Yaşadığımı yaşayın.
demek isterdim ama sırf neler yaşadığımı anlamaları için de yaşamalarına gerek yoktu. Bir gün elbet öleceğiz. Ve o insanlara anlattıklarımın gerçek olup olmadığını Rab gösterecektir. Babamı o şekilde sürüklediler, beni de peşinde. Kendimize geldiğimizde ise mezarlıktan yaklaşık 40 metre uzaktaydık. Babam konuşamıyordu. Ve gömleğinden sızan kanı fark ettim. Ambulans çağırdım. Hastanede tedavi gördü. Kaburga kemikleri kırılmış. Ve sonrasında da birkaç kaburgasının iç içe girişmesiyle beraber hayatını kaybetti. Ve sonrasında yalnız kaldım işte. Babamın yıllarca bana anlattığı, annemi cinler öldürdüğü masalını orada inandım. Artık masal değildi. Gözümle görmediğim bir şeylerin babamı nasıl sürüklediğini artık görmüştüm. Artık masal diyemezdim bu yaşadıklarıma. Ve tek endişem bunları anlattığımda insanların bana masal uyduruyorsun diyecekleridir. Belki demezler diyerekten anlatmadım da değil hani. Ama değişmedi. Az önce de dediğim gibi. Kimisi hikaye dedi. Kimisi ise boş verdi. Sonuçta kimse inanmak zorunda değil. Ama anlatmak gerekiyor bazen. Hani insan sıradan hayatında bile bazı haksızlıkları ve bazı anlam veremediği yaşanmışları anlatıp rahatladığını düşünür ya. Benim de belki bu satırları yazma amacım öyledir. Bilemiyorum. Yalnız kaldıktan sonra hayat daha zor oldu. Babamdan kalan miras ve koca bir yalnızlık. Her şeyi unutmak adına tatil, gezmek, tozmak istiyordum ama nereye gidersem gideyim. Babamın sürüklenişini, onu nasıl kaybettiğimi hiçbir zaman hafızamdan çıkaramıyordum. Evet, hala da çıkartamıyorum. Çok yer gezdim, çok şey yaptım unutmak için. Ama bir tuhaflık vardı. Nereye gitsem, hiçbir zaman o gölgeler beni bırakmadı. Ara ara tekrar saydam, bazen de somutsal görüyorum. Bu yaşıma gelmeme rağmen devam etmesinin bir diğer anlamı vardı. Birkaç iyi kalpli insanla da mı karşılaşmasın demeyin. Karşılaştım. Onlarla da sohbet ettim. Birkaç insan ise şöyle Allah dostu var, böyle Allah dostu var diyerek hacı, hoca sınıfında değerlendirilen insanlara götürdü beni. Yaşadıklarımı anlattıklarımda ise hepsinin ortak kelimesi öncelikle başın sağ olsun, sonra Allah sabır versin ve sonrasında anlıyorum seniydi. Ama ben anlayabiliyordum onları. Gözlerine baktığımda. Hiçbirinin beni anlamadığını. Hani diyorum ya, ne anlatabilirim ki daha diye. Dedim ya hani, nereden başlamalı diye. Birçok Allah dostu olduğu için söylediği insanlara gittim. Birçok yazılı dua verdiler. Kimi muska verdi elime. Kimisi nuska diye adlandırdı. Hiçbirinin faydasını görmedim. Ve daha komik olan şey ise Allah dostları bu işi Allah rızası için yapmadı hiç. Ya da ben karşılaşmadım bilmiyorum. Var olduğunu söyleyenleri bir masal niteliğinde duyuyoruz işte. Her yardımın karşılığını beklediler. Oysa hiçbir zaman düşünmediler mi? Bir insan bir başkası tarafından yardım gördü mü? Ona zaten içinden bir iyilik yapma gelir. Ona karşı bir iyilik yapacağını bilmezler mi? Bilmiyorum. Belki de aynı fikirde değiller benimle. Onların aynı fikirde olduğu şey galiba daha farklı. Yalnız kaldığım o süreçlerde anlatamayacağım sayıda hacı, hoca, muskacı, cinci, büyücü, Türkiye'nin en önde gelen isimlerine kadar gittim. Hepsinin tek arzusu benim iyi olmamdı. Ama iyi olmamı isteyenler cebimi de boşaltıyordu. Artık bir yerden sonra bıkmıştım. Ve o insanlar yüzünden inancımı kaybettim. Hadi bende kusur varsa ve onlar Allah dostuysa ve bu iş böyle yürüyorsa, ettikleri hiçbirinin duası kabul olmuyorsa iki ihtimal vardı gözümde. Bir, ya benim kurtuluşum yoktu. İki, Rab yoktu. Sonrasında İngiltere'ye yerleştim. Turist olarak gitmiştim ilk başta. Sonra güler yüzlü insanlar ve anlaşabildiğimi gördükten sonra da
Orada kalıcı olmak istedim. Aslında güler yüzlü insanların yanı sıra daha çok beni etkileyen ve daha çok onlarla birlikte olmak istememin sebebi ise şuydu. Onlara derdimi anlattığımda bir kiliseye gidip inançlı birinden dua etmeyi öğrenmem gerektiğini söyleyip ve kilise rahibiyle Tanrı'ya yalvarmam gerektiğini söylemeleriydi. Her şeyi denemiştim. Kaybedecek neyim vardı ki? Ve içten ve samimi oluşlarına güvenerekten kiliseye gittim. Belki şansım olmadığını bilmiyorum. Kilisede karşılaştığım rahip, Ada Anderson. Tabii ki dedi. Ve hangi inanca sahip olduğumu sordu. Aslında basit bir soru değil mi? Hangi inanca sahipsin? Ama garip olacak belki ama ben bu soruya uzun bir süre bekledikten sonra cevap verebildim. Ve verdiğim cevap bilmiyorumdu. Nereli olduğumu sordu. Türk'üm dedim. Müslüman mısın dedi. Herhalde öyleyim dedim. Biraz tebessüm etti. Ve sonra şu sözleri söyledi. Tanrım, biz sana sığınırız ve sen bizi kutsar ve korursun. Genç kardeşimizin derdini bilen sensin ve bana güvenerek geldi ve bana olan güvencini ve senin dinin üzerinde duruşum niyetiyle beraber senden yardım dileriz dedi. Ne garip, beni tanımadığı halde benimle beraber dua etti. Bu kadar mı dedim hepsi. Evet dedi. Ve sonrasında borcumun ne kadar olduğunu sordum. Maalesef inançlı bir ailede büyümediğim için ve inançlı olduğunu söyleyen o kadar insan çıktı ki karşıma. Hepsi parayı söz konusu aldığı için maalesef kilisede bile borcum ne kadar diye sorabildim. Utanıyorum aklıma geldikçe. Rahip şöyle söyledi. Tanrı bize dua etmeyi bedava verdi. Ve biz Tanrı'ya bize verdiği lütuf karşılığında bir karşılık beklememeliyiz. Tanrı bize iyiliği bedava öğretti. Biz de insanlara bedava iyilik yapmalıyız. Onların duygularını anlamaya çalışmalıyız gibi sözlerle. Yaklaşık bir saat sohbet etti benimle. Türkiye'ye daha önce gelişinden. Gezdiği yerleri. İnsanların tutumunu. İnsanlara olan bakış açısına kadar anlattı. Koyu ve güzel bir sohbetti. 5 gün sonra her şey durmuştu sanki. Ne rüya vardı, ne gölgeler. Ve sonra güzel olan her şey tekrar bozulmaya başladı. Tekrar rahibe gittim. Rahip Bey, tekrar görüyorum dedim. Çok güzel bir cevap verdi. Ben senin gibi insanım. Yapabileceğim yardım duamızdır. Bir daha edelim mi? Diye sormasına küstahça cevap vermiştim adeta. Bilmiyorum rahip. Tanrı'ya inancımı her geçen gün kaybediyorum dedim. Sonra çok kıymetli bir büyüğü olduğunu ve ondan yardım alabilirim diye beni ona yönlendirdi. Ona gittim. Her ne yaptı bilmiyorum ama bana 4 gün boyunca bir nehirde yüzmem gerektiğini söyledi. Ve sonra nehire girerken de çıkarken de dua etmem gerektiğini anlattı. Evet, çılgınca biliyorum ama çaresizlik böyle bir şey işte. Yapıyorsunuz. Ve iyi ki yapmışım. Ondan sonra 4-5 yıl görmedim kardeşim. Ve artık iyi olduğumu hissederekten Türkiye'ye geri dönüş yaptım. Bugünse dinini değiştirmiş bir Türk olarak Hristiyan oldum. Dini inancımı değiştirmem o yumuşak tavırlarından ve menfaat gözetmemelerinden dolayıydı. Peki hala devam ediyor mu dersen? Nadir. Ara ara saydam. Ara ara tekrar. Normal şekillerini görüyorum. Alışmak mı demeli adını bilmiyorum ama olsun. Onlarla yaşamayı öğrendim bir şekilde. Hayatım devam ediyor. Bu hikayeyi yazmamdaki sebep hem yaşanmışlığımı paylaşabilmekti hem de şunları söyleyebilmekti. Papazın dediği gibi Tanrı bize bedava verdi. Ve Kur'an'da buyurulduğu gibi Rabbinin sözünü para karşılığı ve dünyalık bir mülk için değişme diyor. Bunları anlatmak istedim sadece. Dini bilgim fazla olmadığından pek de bir şey demek istemiyorum. Ve son olarak şunları eklemek isterim. Rahmetli babamı kaybettiğim mezarlığa gittim. Bunları tekrar gördüğüm zamanlarda gündüzleri hep kendimi şöyle cesaretlendirdim. Bugün onlardan kurtulacağım. Bugün bu iş bitecek diyordum. Ama geceleri hiçbir zaman cesaret edemedim. Belki de bir kere hayatımda yapabilsem
başarabileceğim onlardan kurtulmayı ama bilmiyorum. Türkiye'de hatta birkaç nehir bulup yüzdüm ama fayda etmedi. Okuma nezaketi gösterdiğin için teşekkür ederim. Ben gecenin şahidi. Dinleme nezaketi gösterdiğiniz için Allah razı olsun. Bir başka yaşam ışıkta görüşmek dileğiyle.